Evet, Eğitim Editörü Tercih Özel programı devam ediyor sevgili öğrenciler ve biz sağlığı konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz kim? Konuğumuz Türkiye'nin en kapsamlı sağlık üniversitesi olan Biryon Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel hocamız. Hemen hocamıza dönüyorum. Hocam koştura koştura geldiniz vallahi. Biz de anons ettik. Sağ olun. Sizden önce Fatma hocamız bağlandı. Profesör Doktor Fatma Çelik Biryon Üniversitesi. Hocam size feda olsun koşturmak için. Her zaman yanınızdayız. Ne güzel söylediniz. Çok teşekkür ederiz. Şeref duyduk Adnan Hocam. Adnan Hocam şöyle Biryon Üniversitesi bu tercih döneminde ilgi alaka nasıldı? Nasıl, ne gördünüz? Hocam öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii çoğu arkadaşlarımız artık tercihlerini yaptı. Onlara böyle başarılı bir eğitim dönemi diliyorum. Yolları açık olsun. Gelecekleri parlak olsun. Bahları aydınlık olsun diyorum. Hakikaten önemli. Yani hayatın bir dönüm noktası. Tabii bizimle beraber çoğu üniversitede bu heyecanı yaşadı. İnşallah hayırlısını, hayırlı kararlar vermiştir diye başlayayım. Tabii bu karar önemli. Hayatın derinden etkiliyor. Çünkü 50 yıllık bir meslek hayatları olacak. Dolayısıyla bunu böyle severek, böyle onur duyarak, insanlara hizmet ederek, ondan sonra bu işi hakikaten ben iyi yapıyorum diyerek yola çıkarlarsa ne mutlu. Ben tabii hemen şunu ifade etmek istiyorum. Yani üniversite dönemi lise gibi bir dönem değil. Dolayısıyla ne yapıp yapıp artık bu mesleğe hep yapacaklar. Bu mesleğin böyle tatili olmaz. Ondan cumartesi pazarı olmaz. Başarılı olmak için muhakkak o meslekle ilgili cumartesi pazarlarını değerlendirecekler. Yaz tatillerini, kış tatillerini değerlendirecekler. Bu artık onların bir şeyi, yolu çünkü. Bundan para kazanacaklar, bundan ev geçindirecekler. Bunlar insanlara karşı prestijli, saygın, ne bileyim onurlu bir duruş sergileyecekler. Onun için bu meslek önemli. İnşallah çok çalışsınlar, gayret göstersinler ama hep sorsunlar hocam. Hep sorgulasınlar, hep böyle düşünsünler. Biz çocuk nörolojisi, eskiden bilişsel fonksiyonların en üstü şeyi bellekti. Sonra yavaş yavaş dikkat olmaya başladı. Sonra iletişim, ondan sonra entelektüel fonksiyon. Şu anda en önemli bilişsel fonksiyon akıllıyım demek için düşünmeniz lazım. Televizyon seyrederek, sohbet ederek, ne bileyim şundan bundan düşünme olmaz. Dolayısıyla meslekleriyle ilgili düşünsünler. Dersten sonra gelsinler, bir yarım saat ne yapacaklarını hissetsinler. Ondan sonra sağlığı konuşuruz diyorum. Buyurun hocam. En üst düzey bilişsel beceri düşünmek. Vallahi evet. Harika bir cümleydi. Hocam Biryon'u diyor ki ben %80 vaktimi hep düşündüm diyor. Bulmadığı yok. Değil mi? Hakikaten creation için ama böyle nitelikli düşünme hocam. Nitelikli soru, nitelikli sorgulama, nitelikli böyle think tank. Yani düşünme, muhakkak arkadaşlarımızın en önemli işi düşünce kuruluşlarına gitsinler, düşüncelerini, fikirlerini orada beyan etsinler, o yeteneklerini geliştirsinler. İnanın 90 yerine 80 de olsa, 70 de olsa yüzlükleri geçerler, onu ben tüyo olarak vereyim şimdi. Tabii Adnan Hocam, o düşünme için biraz da donanım da lazım. Kesin. Değil mi? Onu bu beraber gidecek. Gidecek, beraber yani gidecek. Yani bir daha 11 yapmalar lazım. Değil mi? Çok evet. Teşekkür ederiz. Evet sevgili öğrenciler, yayına aradan girenler için söylüyorum. Türkiye'nin en kapsamlı sağlık üniversitesi sloganıyla tanıdığınız Biryon Üniversitesi konuğumuz. Konuğumuz kim? Profesör Doktor Adnan Yüksel hocamız ki üniversitenin rektörüdür. Evet Adnan Hocam, o ben ilk soruma tekrar döneyim. Evet. İlgi alaka nasıldı? Ben standlarda çok ilgi gördüm. Hocam şöyle, tabii ben Türkiye'de iki üniversite kurduğum için insanlar bizi biraz tanıyor. Tanıyorlar. Ne yaptığımızı da biliyor. Ne yaptığımızı sorgulamak da onların hakkı diye düşünüyorum. Çünkü ya arka planda olmadığınız zaman ön planda da olmak mümkün. Bu böyle laf kelimesiyle peynir gemisi yürümez derler ya, icraata bakıyorlar. Dolayısıyla güzel işler yaptık ilkinde de şimdi de. Çok ilgi var, alaka var. Tabii biz hakikaten bütün Türkiye'de 43 branş var. 43 branşın da olduğu bir üniversiteyiz. Ama tematiyiz. Tematik dediğimiz bir konuda yoğunlaşma, bir konuda bilgi sahibi daha fazla olma, bir konuda bilgiyi aktarma daha çok olma, bir konuda daha çok bilgi üretmek için gayret sarf etmek demek. Ben hep söylüyorum, bilgi üreten yerde olun ama Türkiye genel olarak çok bilgi üretmiyoruz. Dünyaya baktığımız zaman geri plandayız çünkü az çalışıyoruz. Avrupalı, Amerikalı bazen değil, çoğunluk gece 11'e kadar çalışıyor. Biz maalesef yatıyoruz, onu net söylüyorum profesör olarak. Dolayısıyla bizlerin çok çalışan, çok gayretli olması lazım. Bu da işte yeni jenerasyona bizim bu gayretlerimizi, tecrübelerimizi aktarmamız lazım. Tabii sağlık biliyorsunuz çok
ön planda. Yani arkadaşlarımız işte mühendis oluyor veya ne bileyim sosyal bilimi bitiriyor. Hadi 2 yıllık da sağlık okuyayım da atamam olsun diyor. Ama ben atamaya çok takılmıyorum. Konularında iyi olurlarsa. Zaten sağlık çok gelişiyor. Avrupa'ya göre şu anda 1/4. Amerika'ya göre 3/3.5'te 1'iz. Yani sağlıkta istihdam oranımız. Anlatabildim mi? 1.200.000-1.300.000 civarında. Biz bunu tabii 3 katına çıkartacağız. Biz de artık gelişen bir ülkeyiz. Gelişmekte olan ülkeyiz. Yani gelişeceğiz. Bunu artık ok yaydan çıktı diyoruz ya. Biz 2023'te bir yere geleceğiz inşallah. 2071'de de çok üst sıralara geleceğiz. Ama bunun karşılığı üniversiteler. Bunun karşılığı üniversitedeki eğitim. Bunun karşılığı üniversitedeki vizyon. Ben üniversiteye lise gibi görmüyorum. Derslere çalıştı. Sonra da bir not aldı. Sonra da diploma aldı. Eskiden bizim diplomalar 20 yıllıktı hocam. Senin benim dönemde. Sonra son 10 yılda 10 yıla düştü. Şimdi 1 yıllık diploma veriyoruz. Çünkü hele de sağlık çok hızlı ilerliyor biliyorsunuz. En büyük güç bilgi, teknoloji ve yetişmiş insan gücü. Dolayısıyla bu çerçevede baktığınız zaman muhakkak kendinizi yenileyeceksiniz. Üniversite mezunu oldum, diploma aldım demek yok. Eğer o meslekte bir fark oluşturacaksınız, hocam işin kuralı şu, oyunu iyi öğrenecek, oyunu herkesten iyi oynayacak ve farklı oynayacak. 2, vazgeçmeyecek hocam. Zora geldiği zaman Mevlana diyor ki, her şey üstüne gel, çıkılamayacak noktaya geldiğinde sakın vazgeçme, kaderin değişeceği noktadır diyor. Einstein de diyor ki, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğim için Einstein oldum diyor. Hocam bakın, Türk milleti zora gelince hemen yol değiştiriyor. Böyle bir dünya yok. Zorlandıkça fark oluştururuz. 5 tane profesör bir tanesi bir tarafa sırasında hocam. Biz ufacık farkı oluşturacağız. Fark oluşturan, hep ben örnek veriyorum. Adamın karşısına, ormanda iki çocuğun karşısına ayı çıkmış. Kaçmaya başlamışlar. Biri sırtındaki spor ayakkabılarını çıkartmış, giyip koşmaya. Demiş ki ikimizi de yiyecek, ne zaman kaybediyorsun? Demiş ki ben senden daha iyi koşarım ya. Önce belki insanlar gibi değil. Seni yer doyar, ben kurtarırım demiş. Hocam fark öyle bir şey. Biri'nin şey diyor ki, Yunus Emre Tapduk Emre'ye gidiyor. Eğitim almak için o zaman şeyler var tabii. Almıyor içeri. 3 gün bekliyor, 5 gün bekliyor. Yine içeri almıyor. Eğitim dolu, içeri dolu diyor. Sonra testi inen su dolduruyor. Bir damla daha koysa su taşacak. Bir gül yaprağı bana getirin diyor. Gül yaprağını koyunca testi taşmıyor hocam. Götürün bunu. Tapduk Emre'ye diyor. Tapduk Emre diyor ki gelsin diyor. Bana böyle akıllı insanlar lazım. Hocam lütfen bu öğrencilerimiz tercih yaptı. Yapmadıysa gece 12'ye kadar yarın var. Lütfen bakın sağlık eğitimi %80'i pratik. Ama pratik iyi eğitimden olur. İyi eğitim alacak. Ama pratik yok. Gene bomboş. Yani 1+0 1 etmiyor hocam bizde. 1 çarpı gibi oluyor, 0 oluyor. Pratiği olacak. Yanında hastanesi olacak. Gidecek, oradaki vakayı hemen görecek. Sonra derse girecek. Hoca alıp hastanede vizit yapacak. Sonra gelip dersi anlatacak. Böyle bir sağlık eğitimi olur. Ben üzülüyorum şimdi. Adamın hastanesi yok veya afiliye hastanesi var. Diyor ki ben sağlık branşını açtım hocam diyor. Öğrenci de geliyor diyor. Fiyatım da şu diyor. Öğrenciler buna dikkat etsin. 3-5 kuruş. Bilmeden gelen hocam 3-5 evet. Kuruş harcayacak. Evet. Kalite böyle bir şey. Nasıl bir arabaya bindiği insanın belli olacak. Çünkü alnında yazacak. Ömür boyu ben hep öyle diyorum. Ya 50 sene alnınızda üniversitenin ismi yazacak. Bunu gelin böyle bakırdan yapmayalım. Yıldız parlasın hocam. Niye biliyor musunuz? 4 senelik eğitim hocam. Biraz daha belki para harcayacak ama veya iyi üniversiteler var parasız oraya da gidebilir. Ama bunun eğitimin karşılığı Amerika'da da Avrupa'da da tekrar keşfetmeyelim hocam. Kalite 3 milyonluk hoca da var, 10 milyonluk da var, 20 bin liralık da var. Dolayısıyla bu iş kaliteyle, dolayısıyla kaliteli hoca olacak, programın akrediti olacak. Ama eğitimin motor gücü o da benim lafım. Enerji ve heyecan olmadan hiçbir şey olmaz. Boşa gider bütün emekler. Ama 4 seneyi gelin güzel geçirelim sevgili arkadaşlar diyelim. Böyle heyecandan girin, hocanıza soru sorun. Peter Agri diyor ki, üstün zekalı, arkadaşlar da üstün zekalı, adam Nobel ödülü almış. Niye Nobel ödülü alın diye incelediklerinde, ben diyor hocama soru soraraktan babam beni hep yetiştir diyor. Hocasına soru soracak, evde okuyacak. Onun için de üniversite kültür yeri. Süleyman Beyciğim, sevgili hocam,
kültür verir. Üniversite böyle ders anlatıp soru sorup diploma vermez. Kültür. Kültür dediğimiz insanların üreterek aktardığı değerler toplamı. Biz de diyoruz ki madem bir ironiyiz, yeniyiz ama bir deha programını koyduk. Bizim notları bir hafta önceden gider. Çocuk çalışır. İki tane de soru sorarız. Oradan da %10 geçme notunu etkiler. Dolayısıyla çocuk mecbur evde keyfek eder. Televizyon karşısında yatarak, uyuyarak nasıl öğrenme stiliyse. Öğrenme stilini bilmeyen gençler geliyor sevgili Süleyman Hocam. Maalesef. Görsel misin, işitsel misin? Biz bir dönem ders veriyoruz biliyor musun? Hiçbir üniversitede yok, ben yapıyorum. İletişim dersi bizde çok fazla hocam. Adam doktor çok iyi. Benim bir hocam vardı, isim vermeyeyim. Yeğenlerine ben bakardım. Hoca fırçalardı hastayı. Çok dünyaca ünlü bir hocam. Dünyaca sendromlar var üstünde. Yani bu iş biraz iletişimle hocam. Tabii ki bilgi olacak. Yani şu dört dörtlük denen şey var ya, biz 3,5'una razıyız Süleyman Hocam. Aslında... Ama 2 ile olmaz bu iş, inan olmaz. 1 ile hiç olmaz. Yani yoklama yapmadan diploma oluyor bu ülkede. Hepimiz biliyoruz, siz de duymuşsunuzdur. Biz de çok duyuyoruz, örnekleri var. Ama o diplomayı aldığınız zaman kapıdan girip ondan sonra biz bu diplomayla görüşme yapmıyoruz diyen kurumlar var. Ben şimdi yeni bir hastane açtım Florya'da. Şimdi bir tane daha açacağız inşallah, daha büyük kampüsün içinde temelimizi attık. Ben bile diplomalarına bakıyorum, görüşmeye çağırmıyorum hocam. Ben işi bildiğim halde. Diğerleri de çok iyi biliyor. Herkes cin gibi hocam. Hele iş adamları, öyle profesör oldum falan akıllıyım diye bir şey yok. İş adamları bu ülkenin en değerli insanlar olarak görüyorum. Kıvrak zekalılar. Onu çünkü yürütmek de kolay bir şey değil. Gemiyi hocam... Geminin nereye gideceğini bileceksin. Rotayı iyi çizmezsen rüzgarlar, ne bileyim şeyler, tsunamiler, dalgalar, mürettebat sizi hep yanlış yöne yönlendirir. Dolayısıyla arkadaşlar lütfen sağlık tercih ederken muhakkak hastanesi olsun. Muhakkak ya bunlar kim? Bu nasıl bir üniversite? Bu nasıl bir eğitim veriyor? Sahip çıkıyor mu diye baksınlar. Biz ilk mezunlarımızı geçen sene MEO'da verdik. Bu sene çağırdık arkadaşlarımıza. Sürekli eğitim merkezinde upgrade, yani güncelledik hocam. Çünkü bilim çok hızlı ilerliyor. Her sene %30, %40, %50. Eğer durduğunuz an yerinde sayarsınız. Siz bu programı yapmasanız 3 sene sonra aynı performans gösteremezsiniz mümkün hocam. Mümkün değil. Tabii, çünkü devamlı soru geliyor. Tabii. Gidip okuyorsunuz, tabii. Örneklerine bakıyorsunuz. Bu iş böyle tabii. Hocam. Hocam eğitim gönül işi. Gelin bu ülke hepimizin. Bu ülkede hoş seda bırakalım. Gayret gösterelim, insanların iyi dileklerini alalım, dualarını alalım, çevrede saygın olalım. Eşimiz, kardeşimiz, akrabamız, yakınlarımız, dostumuz, herkes bizimle gurur duysun. O öğrenciler pırlanta gibi yetiştirelim. Ama öğrenci hocam, 4. nesil üniversitede en önemli şey, 1. üniversite eğitim diyorduk. 2. ne yaptık? Araştırma dedik. 3. girişimci olacaksın, yenilikçi olacaksın, sosyal projeler yapacak. 4. nesil üniversite hocam, bireysel başarı. Yani bir ironiyi şimdi koysan, ben diyorum ki bir tek dünya Fatih Sultan Mehmet'i tanıyor. Çağ kapamış, çağ açmış. Çok bilim adamımız var, siyasi adamımız. Ama bir de bir ironiyi tanıyor. 11. yüzyılın adını vermişler hocam. Ben vermemişim, Batı vermiş. Batı Amerika vermiş. O 21. yüzyıl var. Bir tanesi bizim atamız. Ondan aldığımız bilime olan tutku ve çalışma olan azimden bir ironi yürüyor. İnşallah iyi olacak. Birkaç yıla kadar inşallah Allah'tan bir şey olmasa marka oluruz ama Türkiye yetmez hocam. Dünyada bir marka olacağız. Onun için çok çalışacağız, araştırma yapacağız. Bütün hocalarımızın bizim TÜBİTAK projesi olması lazım. Bütün hocalarımızın İSKA projesi olması lazım. O gün Sussex'ten bir profesör aldım. Dedi ki hocam bana sormadın ben ne kadar bütçeyle geldiğimi. 26 yıl orada kalmış. Moleküler genetikçi bir hocamız. Nedir dedim, biliyorum aslında da. Hocam dedi ben şimdi İngiltere'de de Amerika'da bir yere başvursaydım sen bana ne kadar proje, üniversiteye ne kadar katkı? Ya bırak katkısını, biz katkı veriyoruz ki adama, yayınına, patentine bir sürü. Yeter ki çalışsın diye tembeliz, onun altı net, kıvraz ama ara yollar bulmaya çalışıyoruz, kafamız ona göre çalışıyor. Şimdi bir dehayı kurdum, bir baktım ki çocuk 10 dakika açılıyor sorular. Ondan hemen WhatsApp grubuyla öbürüne göndermiş. Önceki soruları çekmiş falan. 5 dakikaya indirelim o zaman dedik. Soruları değiştirelim, herkese soru gelsin. Ya adam onu çalışıp bir Amerikalıya bunu anlatamazsınız hocam. Amerikalıya anlatırsınız, dersiniz ki bu notlara çalışman lazım. 2 de soru sorulacak, buna da cevaplaman lazım. Bu kafada olur. Ama biz bunu hemen
çuvallıyoruz bir tarafa. Bunun kaçamak yolları nedir? Böyle bir milletiz. Ama bu bir kültür. Bunu değiştireceğiz inşallah. Çok çalışacağız, gayret göstereceğiz. Bu ülkeye adam gibi adam olacağız, insan gibi insan olacağız. Hakikaten toplumdaki değerimizi eğitimciler hocam altın gibi diyorum ben. Toprağa düşmekle paslanmaz. Dolayısıyla o kredimizi, o haysiyetimizi, o şerefimizi, o itibarımızı tekrar alma zamanı geldi ve geçiyor. Bizim bilim üretmemiz lazım. Bizim çok çalışmamız lazım. Bizim gayret göstermemiz lazım ki bir yerlere gelelim. Yoksa tren geçiyor. Mevlana ne diyor? Akıl sonradan ah çekmek için değil. Önceden düşünüp tedbir almak için diyor sevgili Süleyman Hocam. Akıl böyle bir şey. Ama ben pediatrik nörolog olarak aklı sana bin bir türlü açıklarım. Ama pratik diyor ki ah çekmek için tercih yaptık gittik. Aa ben böyle bir yere mi geldim diyecek. Anlatabildim mi? Dolayısıyla akıl sonradan ah çekmek için değil, düşünüp önceden tedbir almak için. Onun için işimizi Yunus Emre'nin dediği gibi aşkla yapacağız. Aşkla yapan dünyayı taşır, aşksız yapan ölü ceset taşır. Benim bölümleri dekanlar sana tanıttı tabii. Ben biraz genel konuştum ama bugün son gün herkes tercihini yaptı. Yo değiştiriyor. Ellerinde kalem öyle mi diyorlar tabii. Ben onda da kıvraz. Amerikalıya yaptıktan sonra değiştiremezsin hocam. Onda da kıvraz. Ben çocuklara dedim Profesör Adnan Yüksel geliyor dedim. Böyle iyi izleyin dedim. Ben çok enerjik dedim. Nasıl baş edeceğimi de bilmiyorum dedim. Yok hocam siz baş edersiniz dediler ama şu dakikaya kadar Adnan hocam mükemmel. Hocam Amerika'dayım. Üçüncü ayda dedi ki adam hocam dedi daha iyi yer bulursan bizi terk eder orada çalışır mısın? Ben sana göre program yapacağım dedi adam bana. Üç tane Çinliyiz. Bir Hindistan'da bir de ben varım. Acam ama gece 11'e kadar adam tutuyor. Bütün literatürü özetliyor. Özetletiyor bize ve dinliyor hocam. Eve kendi gitmiyor. Bizimkiler siz gidin de yarın bana özetlersiniz diyoruz biz. Biz öyle diyoruz ben daha. Hocam bu kültürden vazgeçeceğiz. Kesinlikle. Bu ülke hepimizin. Bu ülke çok güzel şeylere layık. Biz böyle sıradan bir ülke değiliz hocam. Mazimiz olan hakikaten köklü bir ülkeyiz. Bu ben şu anda işte kaç yıldan beri derseniz alt seviyedeyiz. Şimdi yükseliyoruz inşallah. Çok daha iyi yükseleceğiz ama bu enerjiyle çalış. Bedavadan yok hocam. Bedavadan hiçbir şey yok ama Çinliler diyor ki başarı çok az şey kazandırır. Başarısızlık çok şey tecrübe katar diyor hocam. Başarısız, başarısız, başarısız ya. Onlardan şimdi 700 tane deney yapmış. Edison. Ya demişler üstad artık bırak bu işi sen başarısızsın. Yok demiş. Ben herkesten çok iyi biliyorum. Ne biliyorsun hiçbir şey bulamam. Ben 700 tane şeyin olmayacağını biliyorum siz bilmiyorsunuz demiş. Hocam başarısızlık çok şey katar. Çok ama başarısız, biz diyeceğiz ki ya zor, zoru hemen yaparım, imkansız zaman alır diyeceğiz ki bir noktaya gelelim sevgili hocam yoksa işimiz zor. İnan zor. Çok gayret göstereceğiz, bu işe para ayıracağız, çalışacağız, öyle edeceğiz ama pratik hocam, sağlıkta pratik. Sağlıkta hastaneyle iç içe olacak, lütfen sağlık yazmasınlar hastane yoksa şuysa buysa iki kuruş ücretsiz. Tabii dolayısıyla hastanesi yok adamın, bedavadan iki tane hoca koymuş, üç tane. Eğitim anlatıyor. Bu iş olmaz hocam. Çünkü devlet hastanelerine gönderiyoruz. Devlet hastanesi full hocam. Kendini şey yapamıyor ki. Adam zaten 60-70 tane hasta bakmış. Gözünü kaldırıp bir de o eğitimciden almamalı diye düşünüyorum. Eğitim şimdi biz. Adama diyoruz ki hem hasta bak, hem ne bileyim bilimsel son literatürü bil, hem de aşağıya git research yap diyoruz. Yok hocam böyle bir şey. Dolayısıyla bir konuda biri iyi olacak. Onun da hakkını vereceğiz. Ona da saygı duyacağız ama yapmak zorunda. Yaparsa, yapmazsa kıytırık olursa olmaz. Dolayısıyla biz hep beraber siz de işinizi A sınıf, A kanalda A sınıf yapıyorsunuz. Biz de inşallah öyle olmaya çalışıyoruz. Gayret gösteriyoruz. Ama ben bazen de üzülüyorum tabii bu iş biraz da dereceliler işte şudur budur o işe girmeyelim. Ama onlar da nerede kaliteli eğitim alacağını lütfen çok reklamlara şey yapmadan iyi değerlendirsinler. Yani iradelerini olumsuz etkileyen bir takım tabii, şeyler faktör olmamalı. Tabii ekonomi önemli. Adnan hocam emin olun ben bu programdan sonra bu konuşmanızı dinleyeceğim tekrardan ve o kadar güzel manşetler attınız estağfurullah ki. Estağfurullah hocam. Bakın onlardan bir tanesi mesela sağlığı seçiyorsanız adeta ebediyen kendinizi çalışmaya mahkum etmişsiniz tarzında. Hocam her iş öyle ama. Değil mi? Evet harika. Hocam her iş öyle. Yani mühendis oldunuz, eczacı oldunuz, diş hekimliği. Yani işinize sahip çıkmazsanız, işinizin son bilgileriyle kendi taygın olmazsınız hocam.
Hele ama sağlık, insanla direkt dokunduğumuz için sağlıkta bir şey yok. Bunu seveceğiz. Onları iyileştirdikçe, yeni bir şey buldukça zevk duyacağız. Bir hayat, eğitim hocam şu. Eğitim dediğimiz, nasıl eğitirseniz öyle olur. Eğitim dediğimiz şey davranışları değiştirmek. Eğitim dediğimiz şey yeni alışkanlıklar edindirmek. Eğitim yoksa bir kulaktan gelip bir kulaktan sınavda soruları çözmek değil hocam. Üçüncü şey eğitim dediğimiz kişilik oluşturmak. Eğitim dediğimiz şey hocam hayat tarzı oluşturmak. Ben bilimsel bir insanım. Bu ülkeye borcum var, aileme borcum var, saygın olmak. İnsanı en çok mutlu eden neymiş biliyor musun hocam? Farklılık oluşturmak. Değil mi? Hocam fark yani. Oluşturacaksınız. Fark oluşturmadan hiçbir yere, tabii fark oluşturdan güvenin olacak hocam. Güvenin şeyi ne? Bilgi. Bilgi olmadan güven olmaz. Güven bir çıktı mı, şimdi adamı, çocuğu gelip fırçalıyor. Ben işte devlet üniversitesinde yıllarca çalıştım, İngilizce tıpta ders anlatıyorum. Asistan fırçalıyor. Ya Türkiye üçüncüsü, beşincisi hocam. Onu fırçaladığın zaman o bir daha soru sormaz. Zaten soru sormayan milletiz. Güvenini hocam, özgüvenini yitirmeyeceğiz. Diyor ya, dalda duran kuş ağacın dalın kırılmasından korkmaz. Onun güveni dala değil, kanatlarınadır. Bizim de güvenimiz üniversitenin ismi hocam. Şimdi şunu da söyleyelim. Devlet üniversiteleri hocam, sen devlet üniversitelerine başkaları demiyor ama sen çatıyorsun, ben çatıyorum. Ben Hacettepe, sonra işte İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa devam ettim. Hocam şöyle, tabii son 20 yıldan beri bir kere üniversitelerde akademi olarak yeni eleman alınmada sıkıntı oldu. Yani bizler örneğin o dönemde 30-40 asistandık, şimdi yarısı bile yok. Dolayısıyla çünkü şey olarak, sağlık olarak çok geliştik. Tabii yani bayağı da sağlık hizmeti yaptık. Özellikle de devlet hastaneleri çığ gibi gelişti. %90-95'lik işi yaptı. Ama %5'i yapan bir iş var ki hocam, üniversitedeki hocalar. Onlar şimdi emekli oluyor. Çoğu muayenehanesine gitti. Bir kısmını da biz alıyoruz hocam 3-4 kat vererekten. Adam 6-7 alıyor. Şimdi dayanamaz hocam. Amerika'daki yine Harvard'ın dekanı öyle demişti. Biz doktorun tanımını değiştirdik. Bilimsel olacak, grant alacak, çalışma yapacak, patent yapacak ama iyi arabaya binecek. Çocuğunu iyi yerde okutacak, iyi eve binecek hocam. Bu gelinen trendde bunu hiç kimseye yaptırmadan bir şey yaptıramazsınız. Bunun karşılığı ne? Çok çalışma. Adam bilimsel olacak ama iş getiren, para getiren işlerde de şey yapacak hocam. Ya patent bulacak. Benim bir hocam 2 tane patent buldu bu sene hocam. Hangi konuda hocam? Şeyde, moleküler genetik. Moleküler genetik. Evet. 5 milyon doları Amerikalılara sattı hocam. Müthiş. Profesör Nezih Hekim. Müthiş. 5 milyon dolar. Hocam ya böyle kazanacaksın ya benim gibi oturup hasta bakacaksın. O hastalardan da yeni şeyler çıkartıp yeni gen bulacaksın. İşte dünyaya şey yap, duyurmaya çalışacaksın. Başka türlü ucundan tutmayla herkesin baktığı gibi solunum yolları enfeksiyonu, gastroenterit, ateş, ishal, kusma, ishal. Bundan bu gemi yürümez hocam. %95'i de böyle bereket ki. Ama 5'e gelirseniz tıkanırsınız. Onun için ben diyorum ki 20 yıl sonra iyi hekim bulmakta zorlanabiliriz. Onun için bir Roni gibi, birkaç üniversite gibi bu işe gönül vermiş üniversitelerine. Şimdi beraberdik TOP'un rektörüyle. O da çok vizyonu ve şeyi olan bir arkadaşımız Adem Ark. O da aynı düşüncede. Sağlıktan TOP'un rektörü. O daha mühendislikte. Daha çok mühendislikte. Dolayısıyla hocam biz bir elinden tutmamız lazım. İnanın bizler de tutmazsak var ya, ben açık söylüyorum hocam, sıkıntı olur. Çünkü biz bir konuda böyle odaklanmış, Aziz Sancar ne diyor biliyor musun hocam? 32 sene diyor, versiyon değişti, bu bilgisayardan kalkmadım diyor. Hocam konsantre olacağız. Bir işi tek iş yapacağız ama iyi yapacağız hocam. Sıkıntımız o. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından geliyorum şimdi. Diyor ki, çöp diyor, denizin üstünde. Ama inci denizin en derinliklerinde diyor. Hocam böyle olacağız. En derinliklerine inmek için bilgi birikimimiz olacak. Solunumumuzu geliştireceğiz. Çalışmayı öyle saat 5'te bitirmeyip 11'de bitireceğiz. Gezme mi? Gez tabii. Toz. Ama her gün olmasın. Televizyon mu? Seyret. Ama haberleri seyret veya haftada bir tane bir şey seyret. Ama eve geldin, zapladın, akşama yatana kadar televizyonsa bu gemi yürümez hocam. Süleyman hocam, bu gemi böyle yürümez. Çalışacağız. Hocam
Tabii ki tatil yapacağız, tabii ki şey yapacağız ama konumuzu iyi bileceğiz. İyi bilerekten insanların şeyine girmeyeceğiz hocam. Yarın ben en komplike ameliyat yapacağız. En böyle şey yapacağız. Amerikalıların yapmadığını belki biz yapacağız ama altyapımız iyi olacak hocam. Dilimiz iyi olacak. Biruni'nin bir farkı kültür diyorum ya, bir deha gibi, öğrenme stintleri gibi. Ya İngilizceden çocuklar kaybetmemek için Türkçe programa giriyor, girsin. Eğitim Türkçe olmalı, o da kesin. Bütün Amerikalılar da öyle diyor hocam. Diyor ki, hocam eğer kendi dilinden hocanız yoksa o dili anlatmayın diyor. O dersi anlatmayın. Şimdi biz 6 sene İngilizce program için ya tıbbı da berbat ediyoruz. Ya arkadaş önce tıbbı iyice öğren, sen ama canavar gibi İngilizce bil, bu mani değil ki. Aa İngilizceyi bileyim diye tıp derslerinde İngilizce dinlemek istersen çuvallarsın hocam. Dolayısıyla bak ben de öyleyim. Dolayısıyla son 25 yıllık derecelilere bakıyorum. Çok bir yerlere gelmiyor hocam. O uzmanlık sınavını da etkiliyor gibi. Şunu da söyleyeyim mi hocam? Tusu. Türkiye'de ne yapıyoruz o birincileri, yüzüncüleri, 500'üncüleri? Çamaşır makinesine koyuyoruz. Renkli beyaz. Çıkartıyoruz, ütüleyip servis ediyoruz hocam. Hocam bunlar büyük zihin. Bunları düşünceye sevk edeceğiz. Rol modeller olacak. Üniversite tamam para verebilir, pul verebilir ama ya senin rol modelin kim arkadaş? Kaç sene yurt dışında kalmış, kendi konusunda nedir? Bilimsel midir, değil midir? Bir rol modeli bulması lazım ki onu düşünceye sevk etsin, yeni bir şeyler bulabilsin hocam. Evet sevgili öğrenciler, konuğumuz kim? Aslında müthiş bir hayat dersi de aktarıyor şu anda. Türkiye'nin en kapsamlı sağlık üniversitesi etiketiyle tanıdığımız Biruni Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel hocamız ki çok müthiş verimli bir sohbetimiz var. Lütfen dinleyin, izleyin. Biz bunu YouTube'a da atacağız. Hakikaten size bir hayat dersi olsun diye. Adnan hocam sonuç dakikaya girdik diyorlar. Vallahi ben size daha hayranlıkla dinlerken. Daha yeni başladık. Adnan hocam siz yeter ki gelin. Vallahi pazar günü de gelin. Başımızın tacısınız. Adnan hocam, Biruni Üniversitesi'nin aslında hastanesi de, ikinci bir hastanesi de devreye giriyor. Evet, o hastane inşallah. Büyüklüğü aslında anlatırken o geldi. Ve şimdi 150 yataklı bir yeni geçen sene hastane açtık. SGK'lı. Bir de SGK'lı olacak hocam. Özel hastane olunca para verdim diyor. Adam dokundurmuyor, karaciğer, dalak muayenesi, lenfödenopati muayenesi veya şudur budur da karışamıyorsun. Veya pansuman bile ettirmiyor hocam. Dolayısıyla birinci sınıfta Biruni'de nöbet var hocam. Geçen sene çok istediler. Bizde tamam otri meydan. Herkes nöbete gidiyor. Ama gözlemci. Kim ameliyathanede? Tıp fakültesi öğrencileri. İlginç, çok ilginç. Ya rahmetlik dedem ben ikinci sınıftaydım. Hacettepe'de tansiyonunu ölçememiştim hocam. Yani şimdi canavar gibi tansiyon, iğne takmalar, serum takmalar, şu bu, sonda takmalar, alttan sonda ne bileyim lavmanlar. Bunlar basit şey olarak görmeyelim. Bunlar tıbbın başlangıcı. Dolayısıyla hocam güzel bir hastanemiz var. Yaklaşık 70 tane yoğun bakımımız var. Yani kasıktan girip kapak değiştiriyoruz. Türkiye'de 1-2 yer yapıyor. Ondan sonra ne bileyim epilepsi cerrahisi yapıyoruz. Ne bileyim şey yapıyoruz. Migren cerrahisi. Türkiye'de hiç yapan yok hocam. Migren cerrahisi yapıyoruz. Profesör arkadaşımız var. Ondan sonra ağrı pili takıyoruz. Yine Türkiye'de tek Los Angeles'tan bir beyin cerrahimiz var. Yani özellikle iş. İlk kurduğum üniversitede 7 tane Türkiye'de yapılan ilk işi yapmıştık. Burada inşallah 17-27 olur. Ama daha biz yeni başladık bu işe diye düşünün. Ama kampüsün hemen arkasında inşaatımız başladı. 2018 sonu inşallah yoğun bakımlarıyla beraber bir 400 yataklı hastanemiz olacak. Ve 50 bin metrekare baya baya lebiderya. Dolayısıyla çocuklar orada vakayı gördükçe burada ne yapacak? Pratiğini uygulayacak. Teorini anlatacak, pratiğini görecek. Ne yapacak? Gelişecek, hep gelişecek, gelişecek. Aa ben bu işi artık öğrendim diyecek. Bitirdiği zaman da inşallah TUS'u kazanırsa son sene TUS kurslarımız var olacak. Dolayısıyla biz bu iş, hocam biz buradan yetiştik. Biz başka bahçenin şeyi değiliz. Toprağı değiliz. Bu bahçenin toprağıyız. Yıllarca emek verdik Hacettepe'de başlayan şeyimizle. Dolayısıyla gayret göstereceğiz inşallah hep beraber. Bütün arkadaşlarımız yapsın. Takdir edilen değil hocam. Taklit edilen olursak biz başarılı olarak kendimizi göreceğiz. İnşallah günün birinde i̇nşallah. Bu azmimizle, çalışkanlığımızla, gayretimizle yeni şeyler bularaktan kupede hoş seda bırakırız diye düşünüyorum. Adnan hocam şeref verdiniz. Çok sağ olun. Vallahi siz koşturmaya devam edeceksiniz. Buradan hızla yine gideceğiniz yerler var. Çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hocam. Görüşmek umuduyla. Sağ olun hocam. Evet sevgili